İşimizi, gasp edilen haklarımızı talep etmek için burada bir aradayız. Barış akademisyenleri olarak 11 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız dedik. Hakaret, tehdit, saldırı ve mesnetsiz suçlamalara maruz kaldık. İdari adli soruşturmalar geçirdik. Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL koşullarında üniversitelerimizden ihraç edildik. Yetmedi, örgüt propagandası suçlaması ile yargılandık. 822 barış akademisyenine dava açıldı. Cezalara çarptırıldık, hapis yattık. Seyahat özgürlüğümüzden, adil yargılanma hakkımızdan, çalışma hakkımızdan, sosyal güvencelerimizden yoksun bırakıldık. KHK'lı olan arkadaşlarımızın seçilme ve seçme hakkı, velayet hakkı dahi tartışmaya açıldı. Miras hakkı elinden alınanlar oldu. Barış Akademisyeni Doktor Mehmet Fatih Tıraş hayatına son verdi. Nihayet 26 Temmuz 2019'da Anayasa Mahkemesi barış talebimizin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti ve 522 arkadaşımız beraat etti. Ancak henüz beraat etmeyen barış akademisyenleri de var. Evet, şu sıralar beraat kararları alıyoruz ama gasp edilmiş haklarımızı geri alabilmiş değiliz. Ne üniversitelerimize dönebildik ne de pasaportlarımızı geri alabildik. Hala çalışma hakkından ve seyahat özgürlüğünden mahrumuz. Bize adres olarak OHAL icadı bir komisyon gösteriliyor. Oysa bu kurum sorunları çözmüyor, aksine çoğaltıyor. İşleyişi ve kararları tartışmalı. Adaleti geciktiriyor. Hala değerlendirmeyi bekleyen 33 bin dosya var önünde. 406 barış akademisyeninin ve KESK üyesi 1500 kamu emekçisinin dosyası da bekleyenler arasında. Buradan çıkan hukuksuz kararların mahkemelerce bozulması uzun yıllar alıyor. Sorunlarımız acil demokratik çözümler gerektiriyor. Bu çerçevede somut taleplerimiz şunlardır. 1. Bu suça ortak olmayacağız bildirisinin imzacısı olup KHK ile ihraç edilen, sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacılar ihraç edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmelidirler. 2. Araştırma görevlisiyken ihraç edilenlerin güvenceli bir kadroda işe dönüşü sağlanmalı. Öğrenimini sürdürenler öğrenim gördükleri kurumlarda görevlendirilmeli. Doktorasını bitirenler doktor öğretim görevlisi olarak atanmalıdır. Doçentlik ve profesörlük koşullarını yerine getirdiği halde kadro ataması askıya alınan barış akademisyenleri hak kazandıkları kadrolarıyla göreve dönmelidir. 3. KHK'larla ihraç edilen barış akademisyenlerinin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar ortadan kaldırılmalıdır. Pasaportları derhal geri verilmeli, bütün hak kayıpları tazmin edilmelidir. 4. Barış imzacısı olanlar dışında KHK'larda ihraç edilen KESK'e üye onlarca akademisyen bulunmaktadır. Aynı şekilde bu arkadaşlarımızın da ihraçlarına hiçbir hukuki dayanak bulunmamaktadır. Derhal görevlerine iade edilmeli ve tüm hak kayıpları telafi edilmelidir. 5. Hukuk devleti olmanın gereği yerine getirilmeli, OHAL KHK'ları kaldırılmalı, OHAL komisyonu lağvedilmelidir. Taraf olunan uluslararası anlaşmalara ve hukuk kurallarına uyularak toplumsal barışın önü açılmalıdır. Barış talebimizin arkasındayız. Barış sözümüzü çoğaltacağız. Gasp edilen haklarımız için diğer kamu emekçileriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.